Türkiye ve Azerbaycan ortaklığı bana bir masal anlatsana projesi kapsamında TOKİ Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 4E sınıfı öğrencileriyle bir araya gelen belediye başkanı Alper Taban, minik dinleyicilere 3 öküz masalını anlattı. Tabii onları yemenin çok kolay olmayacağını düşünmüş. Çünkü diğerinden uzaklaştığını görünce hemen kafasındaki planı uygulamaya geçmiş. İki öküzün bir arada olduğu noktaya yaklaşarak onlara seslenmiş. Şakir Lakşi İlkokulu öğretmenlerinden Rabia Yılmaz Derin ve TOKİ Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğretmenlerinden Murat Derin'in kuruculuğunu yaptığı Türkiye ve Azerbaycan ortaklığı Bana Bir Masal Anlatsana adlı projesiyle masal dolu günler geri geldi. Onu yiyebilirim. Ondan sonra diğerleri de tabii sessiz kalmayı kabul etmişler. Anadolu masallarının ele alındığı projede Türkiye ve Azerbaycan'dan 11 öğretmen ve 350 öğrenci yer alıyor. Proje sayesinde Anadolu masalları çocuklar tarafından öğreniliyor ve kültürümüze ait masal kahramanları tanıtılıyor. Proje ile 6-11 yaş arası öğrencilerin masallara olan ilgisinin artırılması hedeflenirken yaklaşık 4 ay sürecek projeye Belediye Başkanı Alper Taban da masal anlatımıyla destek verdi. Sonra tabii rehavet içerisinde yeniden oradan ayrılmış. Okul kütüphanesinde öğrencilere masalını anlatan Başkan Taban ardından kısa bir açıklama yaptı. Proje bize geldiğinde ben çok kıymetli buldum. Emeklerinize sağlık hocam. Çünkü bizim gerçekten birbirinden kıymetli masallarımız var. Anadolu masallarımız var. Tabii bu masallar anlatılmadıkça unutulmaya yüz tutuyor. Özellikle gelişim çağında olan evlatlarımızın bu masalları dinlemesinde gerçekten çok ciddi yarar olduğunu düşünüyorum. Bol bol kitap okumanızı istiyorum. Hikayeler, efendim masallar okumanızı arzu ediyoruz, istiyoruz. Tabii ki okulda eğitiminizi almaya devam edeceksiniz, öğrenmeye devam edeceksiniz, kendinizi geliştirmeye, yetiştirmeye devam edeceksiniz. Bunun yanı sıra büyüklerimizin de, yetişkinlerimizin de bu artık unutulmaya yüz tutan bu masal anlatma olayını artık onlara tekrar yeniden geriye döndürebilir miyiz? Herkes birden fazla masallar öğrensin, çocuklarımızın gerek uykuya dalarken gerek dinlemek istediği her anda onlara bu masalları yeniden anlatmasını istiyoruz. Çünkü bunların içerisinde çok güzel hikayeler var, çok güzel efendim içerisinden çıkarılacak fikirler var. İşte az önce bir tanesini ben anlatmaya çalıştım. Onun için ben projenin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bir de tabii proje sadece İnegöl'ümüzü, Bursa'mızı ilgilendiren bir proje değil. Proje Etivinin projesi, dolayısıyla bu kapsam içerisinde olan tüm paydaşlarımızın da bunu yaşatması anlamında güzel bir fırsat ve imkan doğurmuştur. O yüzden ben emeği geçen katkısı olan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Masal etkinliği sonunda Başkan Taban öğrencilere kitap hediye etti. Acaba arkadaşım ne aldı, benimki farklı mı diye düşünmeyin. Hepsi aynı. Şey mi? Şey çok güzel ama oldu. Yani kütüphaneyi